Dünyaya gelen her çocuk anne ve babası için apayrı bir mutluluk kaynağıdır. Onların sağlıklı ve mutlu olmaları anne babaları için de en büyük sevinçlerden biridir. Ancak bazen doğuştan gelen, bazen sonradan ortaya çıkan kimi rahatsızlıklar bu güzel tabloyu değiştirebiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Motz ailesi için de Mason'ın doğumuyla birlikte bambaşka bir hayat başlamıştı. İlk çocuklarının heyecanıyla yaşamlarındaki en büyük mutluluğu tadan Tracy ve Andy Motz çifti, en büyük hayallerinin gerçek olduğunu söylüyordu. Ne yazık ki genç çiftin mutluluğu bir ay sonra yapılan rutin bir muayene sonrası endişeye dönüştü. Doktor detaylı testler yapılmasını istemiş ancak daha fazla ayrıntı vermemişti. Gönderildikleri hastanede gerekli testler yapılırken Tracy ve Andy büyük bir stres yaşıyordu. Mason onların her şeyiydi ve onunla ilgili kötü bir haber almaktan korkuyorlardı. Ertesi gün büyük bir tedirginlikle gittikleri hastanede korktukları başlarına geldi. Doktor yapılan inceleme sonucu Mason'da beyin anevrizması olduğunu söyledi. 2 yaşına geldiğinde konuşma sıkıntıları çeken Mason için özel terapilere katıldılar. Ancak ne kadar çabalasalar da sonuç değişmiyordu. 6 yaşına geldiğinde Mason'a bu kez Sotos sendromu teşhisi koyuldu. Beyin anevrizmasının bir belirtisi ya da bundan bağımsız olarak tetiklense de aynı anda görülebilen bu sendroma sahip çocuklarda gecikmeli konuşma görülebiliyordu. Mason söylemek istediği kelimenin ilk hecesini söyleyebilirken geri kalanını söyleyemiyordu. Motz çifti bir ilerleme kaydedebilmek için birçok farklı terapistle birlikte çalıştı ancak sonuç alamadı. Her şey 2017 yılında Mason 6 yaşındayken birden değişti. Diş ağrısı yaşamaya başlayan Mason'ı muayeneye götürdüler. Diş hekimi Amy Lazar muayene sırasında ilginç bir keşifte bulundu. Doktor Lazar, Mason'ın dilinin altındaki bağ dokusunun dilinin üst kısmıyla çok yakın olduğunu ve bu yüzden de çocuğun kelimeleri telaffuz edişi sırasında dilinin kasılıp konuşmasını zorlaştırdığını fark etti. Ailenin de izniyle 10 saniyelik bir lazer operasyonu gerçekleştirdi. Bu 10 saniye, onların yıllardır uğraştığı ancak sonuç alamadığı sorunun tamamen çözülmesini sağlayacaktı. Diş hekiminden eve döndükleri sırada Mason konuşmaya başladı. Oğullarının daha önce bu kadar düzgün konuşabildiğini duymayan anne ve baba mutluluk gözyaşlarına boğuldu. Operasyon öncesinde Mason 1 yaşındaki çocuklar kadar konuşabiliyordu. Operasyon sonrasındaysa yaşıtları gibi konuşabilmeye başladı. Tracy ve Andy 5 yıldan fazla süreyle hastaneler arasında gezip durmuş ancak çözüm hiç beklemedikleri bir anda diş hekiminden gelmişti. Her ne olursa olsun asıl önemli olan Mason'ın artık iyi olduğunu görmek diyen anne Tracy, Doktor Lazar'ın hayatlarını değiştirdiğini belirterek minnettar olduklarını söyledi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.